Bir gün Türk futbol tarihinin kazıkları, yenilen kazıklar başlığı altında bir dosya yapalım. Yapalım. Bu sene Trabzonspor'un ilk yarı transferleri. Tamam mı? Bir paket olur. Bu neydi? Boşnak Hoca. Vahit Halilhodžić. Vahit Halilhodžić döneminde 6,5 milyon eurolar, Varis Majidler falan. Tamam mı? Yatabareler onlar bunlar. Onlar bunlar. Bence bir numara Guiza'dır. 17 milyon euro bonservis aynı bedeli fikirde olduğu için. İki numara Hamit'tir. Üç de Amrabat'tır. Ha, Amrabat meselesi Amrabat var. Yani sorarsan onu anlatırım. 8,5 milyon euro bonservis. Bugün Ünal Bey'e sorsanız, Ünal Bey bunu bir dost meclisinde söyledi zaten. Hı hı. Amrabat'tan, Hamit'ten bir transferden daha rahatsız, yani rahatsız, mutlu değil. Ya muhtemelen iyilerini Ünal Bey almıştır, kötülerini Fatih Hoca oynatamamıştır. Ama mesela Drogba'ya ve Snyder'i ben aldım diyor tabii. Ha, o doğru. Yani Drogba ve Snyder'e Fatih Hoca'nın serin baktı. Bilhassa Snyder'e serin baktı, doğru. Yani Ünal Bey onları ben aldım diyor. Elmander zaten alınmıştı biliyorsun. Hoca geldiğinde de alınmıştı yani. Elmander Bülent Tulun transferidir. Herkes onun hakkını teslim etmez. Elmander'in ne Ünal Bey ne Fatih Hoca Bülent Tulun aldı. İşte yani ama zaten gelmişti. Fatih Hoca'dan önce vardı. Yani. Dolayısıyla Türk futbol tarihinin en büyük Türk kazığı Hamit'tir. Amrabat meselesi de bak Hürriyet gazetesi bunu keşke... Fatih Terim Türkiye'nin en pahalı teknik direktörüdür. Transfer yapma anlamında diyorsun. 3 milyon 500 bin euroyu Hamit'e verdirtir. 2.900'e verdirtir. Yiğit Gökoğlan'a, şimdi nerede oynuyor bilmiyorum, 3 öyle milyon mi? 500 bin euro bonservis verdirtir. Felipe ile Pinto. Sercan Sarare, Sercan şeye, Yıldırım'a 3.750 verdirtir. Dur. Direkt hocanın ağzından anlatıyorum. Bu anlatacağım hocanın ağzındandır. Ama böyle çok acayip adamlara çok acayip paralar verdirtir. İşte Riera'ya 3,5 milyon euro olur falan dedirtir. Riera'yı nereden kimden aldı? Bir dakika abi. Abi Riera'nın aldığı... Nereden aldı Riera'yı? Abi Riera'nın aldığı kulübü... Nereden aldı? Şeyden Panathinaikos'tan aldı. Olympiakos'tan aldı. Olympiakos'un sahibiyle Ünal Bey'in hiç ilişkisi yok muydu? Var. 3,5 milyon euro mu verecektin yani yılda? Tamam işte vermesin. Daha ucuz alsaydın baştan olarak. Ben şunu söylüyorum. Abi orada başka enerji işleri var şimdi. Bilmediğimiz şeyde topamız yani. Türkiye'nin en pahalı teknik direktörüdür. İkinci en pahalı teknik direktörü de Aykut Kocaman'dır. İkisi arasındaki temel fark, biri şampiyon yapar, biri ikinci yapar. Bu. Yani ikisi de bonservise falan çok para harcatır. Hoca başarı karşılığını verir. Sercan Yıldırım konusu. Net anlatıyorum. Mesela Mancini dünyanın en pahalı hocasıdır. Karşılığını da veremez. Krasić veya Amrabat. Amrabat'la ilgili de söyleyeceğim bir şey. Onu da söyleyeyim. Mesela Krasić'te de Aykut Kocaman 4'e 4 buçuğa bitirecekken Vaslui mağlubiyeti sonrası 7.5'a bitiriliyor. Yani benim bildiğim bir şey var. Onu direkt bu da bilgi. Yani yorum değil. Ben de bu bilgiyi söylüyorum. Hayır. Aykut Hoca'nın almak istediği Krasić 2 sene önce alınamayan oyuncu. Yani 2 sene önce alacaklardı. Olmadı. 2 sene Aykut sonrasının... Hoca. Şimdi ben net bilgi vereyim. Aykut Hoca o sene de istiyor. Hani 2 sene önce ilk istiyor. O zaman ilk Krasić o zaman alınıyor. Zaten 16 milyon euro adam. Ama o zaman da alınmasını istiyor bu paralar. Alınmıyor. 2 sene sonra kötüsü adam almıyor. O zaman 16 milyon euro. O zaman alınamıyor zaten adam. 2 sene sonra, 2 sene sonra da değil, 1 sene sonra. Ben 2 sene biliyorum. Hayır, Krasić'i 4-4.5'a alınacakken o dönemde bir işte Vastuyu işi oluyor. Bir karışıyor kulüp. Başkan yani aldırıyor. Kulüp hemen şey yapıyor. 7.5'u verip alıyor. Sen çünkü menajere yani olumlu anlamda konuşuyorum. Hı-hı. Menajere gidip diyor ki kaç paraydı o diyor. 7, 8, 10 neyse gidin alın diyor. Çünkü gündemin değişmesi lazım diyor. Bu kadar basit. Bu arada siz konuşurken aklıma Beşiktaş tarihi. Ondan sonra finansal frame ile geliyor. Beşiktaş'ta mesela Ayhan Akman var. Ayhan Akman ve Tabata yabancıda da. Amrabat'ı anlatsana. En kötü transfer. Efsane kazıklar. Bak Amrabat'ın sadece Amrabat'ta görüşüyorlar. Ve sözleşmesi devam eden oyuncuyla sözleşmesinin bitmesine 6 ay kadar görüşemezsin biliyorsun. Bir de Ali Koran meselesi var o dönemler daha önce. Görüşemezsin biliyorsun. Kayseri Spor diyor ki biz bunu tespit ettik, belgeledik. Biz UEFA'ya gidiyoruz diyor. Galatasaray'da UEFA'ya gitmeyin diye 8,5 veriyor. Ben bilmiyordum bunu, öyle şimdi öğrendim. Ben de ilk defa duyuyorum. Süleyman Urma Kayseri Spor deyince benim aklıma ya direkt... Kayseri ile ilgili bak, Kayseri Spor Türkiye'nin en başarılı kulübü, tamam mı, bu anlamda. Mehmet Topuz bak, geliyor benim aklıma. Tek tek sayalım. 9 milyon euro Mehmet Topuz. İşte. Bak, ya burada Beşiktaş gerçek... forması duruyor Mehmet Topuz'un bak, içeride. 9 milyon euro. 8,5 Amrabat. Ben daha dur sayıyorum. Say. 3,750 Hasan Ali Kaldırım. Asıl bomba. 4,250 Serdar Kesimal. Kesimal ya. Ali Turan'a kaç verdiler? Ali Turan. 2-3 var mı? Galiba o 6 ay oynamada bedava geldi Galatasaray. Öyle mi?
galiba. Doğru, neyse. Emin değilim ama. Şimdi baba, Kayseri'ye gidelim. Maddi sıkıntılar var abi. Nasıl oluyor abi bu işler? O stat niye boş kaldı? Daha eğlencelisi var, Eskişehir Spor. Daha eğlenceli. Sayesinde. Nasıl oluyor abi? Nasıl oluyor? Bu, bak sadece bu transferlerden mi? Nasıl oluyor abi? Maddi sıkıntı oluyor. Ama bu anlattığın. Hayır, yayın gelir bak, kaç hiç kümede düşmedi arada. 10 ila 5 sene. Eskişehir Spor sayalım mı? 10 ila 5 sene. Erkan Zengin. Eskişehir Spor Erkan 5 ila 0. Erkan Zengin. Alper Potuk'tan 6250. Alper Potuk 6250. Aytaç 2,5. Tabii. Veysel Say 700-800 neyse. 4,5 Tarık. Tarık Çamdal. 4,5 Tarık Say. Bunların hepsi Eskişehir Spor. Ondan sonra PTT 1. Lig Kulüpler Birliği kuruluyor. Eskişehir Spor'un değerli başkanını başkan seçiyor. Acaba nasıl kulüp batırılır yöntemlerini herhalde büyük bir ihtimalle bize öğretir diye. Ve ondan sonra dönüyoruz. O Kulüpler Birliği de ilk benzer karar. Benzer bir örnek. Onu da başkan yapıyor. Benzer bir örnek Antep'te var. Tabata 8,5. İsmail 6,5 abi. Köybaşı. Yani bak aynı sene ha. Aynı sene. Yani bir sezon içerisinde yani. Şimdi ondan sonra kulüpler batıyor. Batar abi. Ama her şeye tamam da biraz yani biraz izan be. İzan değil mi? Biraz doğru izan. Laf kulüpler izan de, ya kulüpler de şey yani. Kulüpler de yazık bu canı. Kulüpler de tüzel kişilik can, o da can yani. Bak Aytaç Metin demiş ki adamlar zorla mı satıyor kulüpleri? Resmi iş yapıyorlar demiş. Kim zorla mı satıyor? Ya menajerler. Vermesinler o zaman. Menajerlerden bahsetmiyoruz biz. Başka bir şeyden bahsediyoruz. Tabii, hayır. Menajerler alınan paralar, verilen paralar. Menajerlere verilen yani. Paradan bahsetmedim ben. Yok, biz genel konuşuyoruz yani. Ya çok menajer, paralara gidiyor. Menajerler çoğu gidiyor. Zaman parayı bırakıyorlar abi. Bak Türkiye'de menajerler 10 lira diyorlar. 10 lira mı alacak? 6 liraya falan aldın mı tamam yani. Tamam 6 liraya aldın mı tamam. Burada olay menajerde değil. Burada başka bir şey anlatıyorum ben. Kulüpler soyuluyor diyorum. İnsafsızca, izansızca soyuluyor kulüplerimiz. Bu arada Evren'le birazdan bağlanacağız Galatasaray'daki son transfer gelişmelerinde. O yüzden sahiplikte yani Göksel Gümüştaş kendi malını şimdi soydurtur mu yani? Hatalı iş yapabilir en fazla. Ya bu arkadaştan da istediğimiz verimi alamadık der. Der. Herkes de var o. Dünyanın her kulübünde. Her işletmesinde var bu. Her işletmede olur o. E tabii ki. Şimdi Ali Öztürk Bey Antalyaspor'un sahibi değil ama AŞ'de hisse çoğunluğu var. Şimdi Ali Öztürk Bey zaten yani bu işlere kendisi girmez yani. Ünal Bey de girmez. O da hiçbir kulüp başkanı girmez de vardır bu işlerin. Böyle adamlar vardır yani bu işleri yapan. Onu söylemeye çalışıyorum. Soner Koç demiş ki Emenike peki sizce kazık mıdır Türk futbol tarihinde? Çok büyük kazıklardan biridir evet. Ben Emenike'nin yani bu 6 milyon euroya mal etse değildi. Değil tabii. Ama 13 milyon euroysa kazıktır. Emenike'nin baktığımız zaman 10 tane falan isim rahat saydık yani. Rahat sayarız tabii. Şimdi 17 milyon euro Guiza. Efendim 8,5 milyon euro Amrabat. 9'a 17'ye Hamit Mehmet Topuz. 7,5. Krasiç. Krasiç. 9'a Mehmet Topuz'a 9 verdi ama Mehmet Topuz sana 9 sene oynadı abi. Tamam mı? Hiç olmasa dersin ki ya bu adam 9 etmez ama ya o adam da oynadı. Yani bir verim verdi sana. Tabii. Onu kazıklardan saymıyorum. Ben adama verdiğim mesela 25 de verirsin. Adam inanılmaz top oynar. Dersin hakkını ki ya, helal hoş olsun kardeşim. Adamın aldığı para. Mustara'nın aldığı şu paraya kim laf edebilir? 6-750 Mustara bak. Ucuz bir kaleci değil Mustara. Değil tabii. Ha şimdi ama 6-750'yi 10 kere kazandım. Çok. Adam net seri bir kere şampiyon yaptı zaten. En az bir kere. En az. Sürekli de yukarıda en az bir kere yaptı. Şampiyonlar liginde falan tur atlattı bilmem ne yaptı. Adam bunu karşıladı yani sana. Ne yapacak başka yani? Dolayısıyla hani verilen para da değilim ben. Verilen para eşittir verim. Tabii, bu, denklem bu. Bu denklem bozuksa kazık odur yani. E şimdi sen aldın Suku İbanyez'i bilmem şeyi. Tam hayal kırıklığı. Castillo'yu tamam. 250 bin euro vermiş ol. 250 bin euroluk kazık yemişsin. Yani büyük yememişsen bile o kazık yani. Adamdan hiçbir yararlanamamışsın çünkü.